Değerli izleyicileri, Türksel Teknoloji Zirvesi'ndeyiz. Yanımızda Süreyya Ciddi var. Süreyya Bey, bugün çok önemli şeyler açıkladı. Özellikle 4G ve veri merkezleri tarafından önemli açıklamalar var. Kendisinden bunları öğreneceğiz. Süreyya Bey, çok keyifli bir etkinlik. Öncelikle teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Çok keyifli olmuş her şey. Neler söyleyeceksiniz 4G ile ilgili? Bakandan aldığınız sözler var. Sayın Bakanımız dün Türksel'in 20. yıl kutlamalarında 2015'te 4G'yi vermeyi planladıklarını, lisanslarının verilmesini ve 4G'nin de devreye girmeyi planladıklarını düşündü. Bence de çok yerinde, çok gerçekten ihtiyacımız olan bir karar. Çünkü Türkiye'de data trafiği çok hızlı artıyor. Yani son 5 yılda 200 kat arttı. Artık bu data trafiğini taşımak için en üstün teknolojilere bizim de ülke olarak geçmemiz lazım. Tabii Türkiye önümüzdeki 5 yılda çok hızlı bir kalkınma hedefliyor. Bu kalkınma, ekonomik kalkınmayı da destekleyecek iletişim altyapısının güçlü bir şekilde olması çok önemli. 3G'de öncüydü Türksel, bu duruma 4G'de de aynı öncülüğü göreceğiz herhalde sizden, değil mi? Biz 4G'yi, evvel 3G'yi istemiştik, 4G'yi de hızlı istiyoruz. Çünkü biz en yeni teknolojileri en hızlı bir şekilde ülkemizde insanımızın, kurumların hizmetine sunmak istiyoruz. Yani Türk insanı artık gösterdik ki teknolojide dezavantajlı olmayınca büyük başarılar yakalayabiliyor. Peki 4G ile beraber siz de söylediniz, artan veri hayatımıza girecek ve bu bir veri merkezi gerektiriyor. O tarafta neler oluyor? Şimdi veri merkezleri de yani çok önemli bir stratejik önem taşıyor. Çünkü kurumların çok hassas bilgilerini, hatta devlet kuruluşlarının çok hassas bilgilerini tutabiliyor. Burada deprem, sel gibi doğal afetlere karşı güvenlik de önemli, siber ataklara karşı güvenlik de önemli. Ve burada çok yüksek dünyada standartlar belirlenmiş. Biz de en yüksek seviyede data center'ları, veri merkezlerini yapmayı planladık. Arsalarımızı aldık, projelerimizi çizdik ve inşaatımıza başlamış vaziyetteyiz. Burada olay şu, bu data center'lar, yani en kaliteli şekilde yapınca bunlar neredeyse 100 milyon dolar seviyesinde büyük yatırımlar gerektiriyor. Tabi bunu da her kurum kendisi yapamaz. Yani bu şuna benziyor, her evin kendisine kuyu açması gibi. O yüzden biz bir data center açıp bu hizmeti kurumsal müşterilerimize sunacağız.